Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları, Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek denildi. Azerbaycan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ali Asadov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti. Diğer taraftan Murat Kurum, Bekir Pakdemirli ve Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamalarda bulundu. 53 tane orman yangının toplamda 36 tanesini kontrol altına aldık. Dünden beri burada beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla direkt önce ben sonra da diğer bakanlarımız bize katılmak suretiyle Antalya ve diğer yangınların koordinasyonu için buradayız. Şu an itibariyle devam eden yangınlarımızla alakalı kısa bilgi vermek istiyorum. Adana, Karayel Sağlığı, Poz, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Osmaniye'de Kadirli bölgesinde, Antalya şu anda bulunduğumuz şehir Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Kayseri'de Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşaltılmıştır. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Hakeza Silifke'de de iki ayrı beldede toplamda 600 hane ihtiyaten boşaltılmış olup bunun da pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edicidir. Bozyazı'daki Mersin Bozyazı'daki yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu yeni bilgi. Kütahya Emet'te bir yangın devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Muğla ilimizde de çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris, Didim ve Güvercinlik olmak üzere 3 ayrı yangın devam ediyor. Güvercinlik'te bir otelin boşaltılması, tahliyesi söz konusu oldu ve tahliye başladı. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 aravizes ve toplamda tüm kurumlardan katılan aşağı yukarı 4000 personelle bu yangınlarla mücadele ediyoruz. 183 vatandaşımız toplamda bu yangınlardan etkilendi. 15'i taburcu oldu ve buradaki Manavgat Devlet Hastanesi'nde de 10 entübe arkadaşımız ihtiyaten başka bir hastaneye taşındı. Şu an için bu hastanemizde devlet hastanesinde bir risk bulunmamakla beraber bu ihtiyaten öğle saatlerinde yapıldı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Her zaman tüm açıklamalarımda söylediğim gibi lütfen devletin yapmış olduğu uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi bırakmamız gerekiyorsa, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa geride bunları bırakalım. Hiçbir şey mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil diyoruz. Maalesef bugün itibariyle uzun zamana yayılması gereken veya uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının bir veya iki gün içerisinde çıkmış olduğu bir günü yaşıyoruz hep birlikte. Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir. Ama devlet tüm kurumlarıyla burada. En başta devletin 3 bakanı burada. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti. Bakan yardımcılarımız gelip gidiyor. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebiyle alakalı elbette dediğim gibi bizim şu anda yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi
bizi daha çok alakadar ediyor. Ama sebebiyle ilgili de çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor. Tarımla alakalı, tarım hasarlarıyla alakalı ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6000 dekar tarım arazisi ve 500 dekar sera, ağırlıklı muz serası olmak üzere buralarda bir zarar olduğu tespit edildi. Zarar tespitleri devam edecek. Meteorolojik olarak da söyleyebileceğim, yüksek süratli rüzgarın şu anda hala devamı söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan rüzgar süratiyle beraber en azından Antalya tarafında meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum. Sizler vasıtasıyla ben öncelikle günlerdir uyumayan orman kahramanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm belediyelerimize, jandarmamıza, emniyetimize, valiliğimize, AFAD'a, Kızılay'a, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, tüm katkı koyan kurumlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanlarım. Ben de yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayın Bakanımız da açıkladılar. Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahadalar ve bir fiil 7 gün 24 saat esasına ilişkin çalışıyorlar. Biz de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bir taraftan ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz arama, kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan sönen yangın yerlerine ilişkin de hasar tespit çalışmalarını bakanlığımız ekiplerince yapmaya başladık. Şu an sahada fiilen 30 ekibimiz, mobil laboratuvarımız, araçlarımız hepsi sahadalar ve bir fiil inşallah en kısa zamanda yangının söndürülmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarını da tamamlıyor olacağız. Şu an itibariyle Evren Seki Mahallesi'nde, Kalemler Mahallesi'nde, Yavru Doğan Mahallesi'nde, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Ve bu çerçevede 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede de 77 bağımsız bölümün yanarak acil, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.